Bir de ilk defa sizin yayınınızda bir şey ifade etmeye çalışıyorum. Bu bence çok anlamlıydı. Bugün itibariyle Müşebbet Baran Güran, yani Narin'in abisi. Hatırlarsanız otopsi sonrası Narin'in naaşının teslim edildiği abi. Olay Gölüköy'de olmayan ve bugüne kadar hiçbir şekilde kendisinden ilgili bir şüphenin bile oluşmadığı Baran, bugün sabah itibariyle baromuza geldi. Kendisiyle uzun uzun görüştük. Bu konuda Diyarbakır Barosu'na davayı, Nail'in, biz sizin de bahsettiğiniz üzere biz Diyarbakır Barosu olarak müşteki sıfatıyla dosyaya dahil edilme önünde talebimiz vardı. Bu konuda henüz bir karar verilmedi ama tabii ki bu süreci dahiliyetimizden yürüttükleri konusunda bir şüpheniz olmasın. Bize bugün vekalet çıkardı. Diyarbakır Barosu Başkanı olarak kurumsal kimliğimize istinaden ve Narin'in dosyasını takip etmemizi. Müşteki sıfatı olarak Baran şu an dosyada pek şüpheli olmayan ayrı birey olduğu için şu an Diyarbakır Barosu'na başvuru yaptı. Vekaleti de geldi bize. Bu saatten sonra Diyarbakır Barosu aynı zamanda bir taraf sıfatıyla, yani Evet, mağdur. bu söylediğiniz çok önemli. Evet, yani aile üzerinde ayrı. Baran sizi şikayetçi olan abi olarak sizi Tabii. baroyu atadı. Yani şey olarak atadı. Şimdi Rüşen Bey, şöyle yapalım. Malumunuz bir suçtan mağdur olan kişi kendisini temsilen vekil atar. Eğer Tamam. mağdur, yani burada narin yaşamını yitirdiği için davada onun temsiliyeti, onun ölümünden dolayı zarar gören annesi, babası, kardeşleri olur. Anne Evet. dosyada tutuklu şüpheli, baba henüz hakkında evet şüpheli sıfatından ifade alındı ama henüz hakkında koşturmaya yer olmadığına dair bir karar verilmediği için o da hala şüpheli. Dosyada tek şüpheli olmayan aile bireyi 18 yaşını ihmal eden Baran'dı. Baran da bugün baromuza yine birkaç aile bireyiyle birlikte geldi ve davanın fail kim olursa olsun. Çünkü biz kendisinden uzun uzun bunu konuştuk. Bakın burada biz bugün Baran ve bize vekalet çıkardığınız zaman biz bir şekilde bu davanın Nari'nin faili, katili, kimse yargılanıp hüküm giymesi konusunda senden vekalet alıyoruz. Bugün dosyada tabii masumiyet karinesini hepimiz ki ben bir hukukçu olarak öncelikle riayet etmeliyim. Ama dosyada şüpheli olarak annem var, abim var, amcalarım var, kuzenlerim var. Bu konuda emin misin? Kim olursa olsun tespit edilen fail kimse hak ettiği cezayı alması için Diyarbakır Barosu'nun kurumsal kimliğine olan güveni de dikkate alarak bize vekalet verdi. Ve bu saatten sonra birazdan ben savcı beye vekaletimi ibraz edeceğim. Diyarbakır Barosu'ndan davaya görevlendirdiğimiz avukat arkadaşlarımızın isimleriyle birlikte bu saatten sonra davayı vekalet ilişkisiyle takip edeceğiz. Ama dediğim gibi şu da yanlış anlaşılmasın. Sizin de dediğiniz gibi bir baro başkanı olarak Nari'nin ailesi de şüpheli sıfatında dosyaya yansıdığı için bugüne kadar da aslında davayı takip konusunda savcılık makamı nezdinde çok bir sorun yaşamamıştır.